kahvaltımı yaptım, karnımı doyurdum. Artık Ushuaia şehrini gezmeye başlayabiliriz. Bir önceki videonun sonunda göstermiştim. Burası benim hostelim. Bir önceki videonun sonuna bakabilirsiniz. Nerede kaldığımı görmek istiyorsanız eğer. Ben kendimi sokaklara attım. Şu an çok rüzgar yok. Güzel. Yağmur da yağmıyor. O da güzel. Hafiften bir soğuk var yani. Ona zaten yapacak bir şey yok. Dünyanın en güneyindeki şehirdeyiz. Dünyanın sonundaki şehirdeyiz dostlar. Ushuaia'dayız. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Umarım herkes iyidir. Keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Beni tanıyanlar az çok biliyorlardır. Ben yıllardır buraya gelmenin, Patagonya seyahatini başlamanın hayalini kuruyordum. Hep aklımda şöyle bir niyet vardı. Patagonya'ya otostopla ilerleyeyim vesaire diye. Ama maalesef bunu gerçekleştiremeyeceğim. Zamanım kısıtlı. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Buenos Aires'ten uçağa atladım. Direkt olarak Ushuaia'ya, dünyanın sonundaki şehre geldim. Ve artık burada gezmeye başlayabiliriz. Ben de hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğuyla, heyecanıyla sizlere dilim döndüğünce gördüklerimi aktaracağım. Araştırdıklarımı aktaracağım. Doğrularıyla, yanlışlarıyla yorumlarda konuşabiliriz. Tartışabiliriz. Burası Ushuaia şehrinin merkezi. Burası yaklaşık 85 bin nüfuslu bir şehir. Niye dünyanın sonundaki şehir diyorum? Dünyanın en güneyindeki yerleşim yeri olarak geçiyor Ushuaia. Ushuaia'nın dışında da aslında daha güneyde olan yerleşim yerleri varmış. Ama buralarda sivil yerleşim yokmuş. Sadece askeri alanlar olarak geçiyormuş. O yüzden burası dünyanın sonundaki ve en güneyindeki şehir olarak kabul ediliyor. Burası ana cadde olduğu için birazcık araç trafiği var. Sağlı sollu bir sürü restoranların olduğu, ondan sonra alışveriş dükkanlarının olduğu, kafelerin olduğu, hediyelik eşya dükkanlarının olduğu bir cadde burası. Kamp malzemesi de alabilirsiniz, yemek diyebilirsiniz, bir yere oturup kafe de içebilirsiniz, tatlı da yiyebilirsiniz. Yapabileceğiniz bir sürü aktivite var Ushuaia'da. Ama unutmayın ki Arjantin'in Patagonya bölgesi diğer bölgelerine nazaran bir tık daha pahalı olacaktır. Çünkü burası hakikaten özel bir yer. Şöyle sırtımızı dağlara vermiş vaziyetteyiz. Bir yanımız dağ, bir yanımız ucu Antarktika'ya uzanan Beagle kanalı. Şuradan geçeyim de çarpılmayayım. Önce bir kasabayı dolaşalım, daha sonrasında aşağı tarafa ineceğiz. Bugün dolu dolu geçecek. Duvara penguenleri çizmişler. Artık onların memleketindeyiz. Dünyanın sonu diyor bu tarafta. Anında böyle ilerleyince zaten Antarktika'ya gidiyorsunuz. Ne kadar uzaktaymış? 1000 kilometre uzaktaymış. Madrid 12.300 kilometre diyor. Moskova 16.000 kilometre diyelim. Ushuaia zaten burası. Şuraya girelim ya. Bir hediyelik eşya dükkanı gezelim bakalım. Neler var neler yok. Bir sürü penguen figürü görebilirsiniz burada. Çünkü hakikaten burada penguenleri görmek mümkün. Zaten bugün de bir aksilik olmazsa göreceğiz diye umuyorum. Ushuaia, Antarktida. Antarktida bizim Antarktika diye düşünüyorum. Bu şekilde yazıyorlardır diye düşünüyorum. Fin del mundo, dünyanın sonu demek. Ushuaia'nın bulunduğu eyaletin ismi de Tierra del Fuego. Yani ateş toprakları. Mükemmel bir isim koymuşlar vallahi. Dünyanın sonu. Burada magnetler var. Yaklaşık 7 dolar şu magnetler. Daha sonrasında şu da çok hoşuma gitti. Bu da yaklaşık 7 dolar. Burada anahtarlıklar var. Bunlar da 7 dolar yapıyor. Daha sonrasında bu bardaklar çok iyiymiş ya. 10 dolar civarı bu bardaklar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu kahve bardakları, bunlar da 8 dolar. 2 tanesini 15 dolara bırakıyorlar. Gayet güzel. Burada böyle oyuncak ayıcıklar var çocuklar için. Fiyat yazmıyor. Ha burada yazıyormuş 25 dolar, 18 dolar. Ha burada penguenler var 30 dolar. Kocaman. Çok tatlılar ya penguenler. Burada da rozetler var. 3,5 dolara satıyorlar. Şöyle Ushuaia yazıyor. Bir tane karavan var. Üzerinde dağ var.
Bu da Antarktika rozeti. Gezginlerin çantalarına yapıştırdıkları ya da diktikleri bu peçler var ya, bak bunlardan da var. Çeşit çeşit. Antarktika'sı, Ushuaia'sı. Vallahi çok güzel ha, dünyanın sonu. Şehir bu şekilde gözüküyor. Şöyle göstereyim sizlere. Kartpostalları da 1 dolara satıyorlar. Bayağı bir çeşit var. Burada da stickerlar var. 1 dolar. Bu arada kapşonların fiyatı 50 dolarmış. Tişörtlerin fiyatı da 22 dolarmış. Yani bir sürü alabileceğiniz bir şey var anlayacağınız. Şöyle dükkanlardan bir tanesine girdim. Neymiş adı? Dünyanın sonuymuş mesela bu dükkanın adı. Bir sürü dükkan var yani. Beğen beğen al. Ses seç al. Şu penguenler çok tatlı ya. Sokak satıcıları, abilerimiz, ablalarımız bir şeyler satıyorlar. Birden yağmur bastırıyor, fırtına çıkıyor. Hava zaten soğuk. Hakikaten işleri çok zor. Gerçekten işleri çok zor. Campamento Base isminde bir mağaza var. Ben kamp tüpümü buradan aldım dostlar. Yaklaşık 5 dolar. Şöyle ufak bir kamp tüpü. Aklınızda bulunsun. Yani bu çevrede kamp atabileceğiniz yerler var. Çadır kurmak isterseniz, öyle bir doğa yürüyüşüne çıkmak isterseniz konaklamalı. Kamp tüpünü buradan alabilirsiniz. Şu tip evlere bayılıyorum. Çok güzel gözüküyor. Tabii burası bir restoran da. O tip evler oluyor ya böyle bazı kasabalarda. Bayılıyorum ya onlara. Sapsarıya boyamışlar merdiveni. Üzerinde de şöyle grafitiler, muraller var. Burada bir yerliyi resmetmişler. Şöyle göstereyim yakından birazcık. Bu toprakların asıl sahipleri Yamana yerlileri dostlar. Zamanında burada yaşıyorlarmış. Yamana yerlilerinin kendi dilinden türetilmiş Ushuaia isminin anlamı. Ne demek? Doğunun ucundaki koy, doğuya bakan koy anlamına geliyormuş Yamana dilinde. Yani onların dilinden türetilen bir isimmiş Ushuaia. Birazcık yükseğe çıktık. Manzara daha da güzelleşti. Baksanıza dağlar çok güzel görünüyor. Kamerayı çevirdiğimde de o dağların devamı. Lan köpeğe bak, nerede duruyor? Arabanın arka tarafına geçmiş. Şimdi merkez arkamızda kaldı. Ben biraz daha böyle ara mahallelere doğru girdim. Birazcık ara mahallelere dolaşalım. Daha sonrasında denizin olduğu tarafa ineriz. Buradaki insanların ana geçim kaynağı tahmin edebileceğiniz gibi turizm. Turizmin bu kadar gelişmesinin sebebi de buranın lokasyonu. Yani dünyanın ucundaki şehir. O yüzden insanların ilgisini çekiyor. Bunun dışında bir de Antarktika'ya kalkan gemiler buradan kalkıyor. Yani Antarktika seyahati yapmak isterseniz. Ben araştırdığım kadarıyla 10.000 dolar 15.000 dolar arası fiyatlar okudum. Ama pazarlık mazarlık yapın yazmışlar. Ne kadara bağlarsınız orasını bilemiyorum. Bunlar çok büyük paralar. Ama tahmin edebileceğiniz gibi ucuz bir seyahat olmayacaktır. Allah'ım çok güzel ya. Bayılıyorum böyle dağların eteğindeki şehirlere, kasabalara. Kafamı nereye çevirsem dağ. Bana hep soruyorlar, nerede yaşamak istersin şu ana kadar gezdiğin yerlerde? Bir yerde karar kıldın mı? Diye. Yani isim olarak bir yer söyleyemem. Şurada yaşarım diyemem. Ama az çok sanırım yaşamak istediğim, en azından yılın belirli bir bölümünde yaşamak istediğim yeri söyleyebilirim. Hala kafamda şöyle bir şey oluşturmadım ben, yani ömrümün sonuna kadar burada yaşarım diyebileceğim bir konumda değilim halen. Ama mesela yılın belli bir dönemi bir tarafım dağ, bir tarafım göl olan bir kasabada yaşamak isterim. Yani ufak bir yer, sessiz sakin bir yer. Yeri gelir göle açılırım, yeri gelir dağa tırmanırım. Böyle bir lokasyonda yaşamak isterdim açıkçası. Sizler nerede yaşamak isterdiniz? Yorumlara yazın.
Bir bakalım kimler nerede yaşamak istermiş, hayali nasıl. Belki bu hayali gerçekleştirebiliriz yani günün birinde, hiç belli olmaz. Ushuaia'nın arka sokakları sessiz. Aşağı taraf ne kadar canlıydı. Orası bayağı sakin. Bir şehre, kasabaya geldiğinizde böyle sadece turistik yerleri değil de arka sokakları da ziyaret etmeniz her zaman bir avantaj oluyor. Oradaki yaşantıyı az çok gözlemleme şansınız oluyor. Bazen biriyle tanışıyorsunuz, hiç öğrenemeyeceğiniz bir şey öğreniyorsunuz, güzel bir sohbet kuruyorsunuz. Ben seviyorum açıkçası. Buenos Aires'in ilk videosunu izleyenler bu simgeyi hatırlayacaktır. Plaza de Mayo annelerinin simgesi. Buenos Aires'in ilk videosunda, ilk gününde onların protestosuna denk gelmiştim. Protestoya katılmıştım ben de. Orada şeyden bahsetmiştim. Arjantin'in her yerinde bu başörtüsü simgesini görebilirsiniz demiştim. Dünyanın sonundaki şehirde de başörtüsü simgesini görüyoruz. Askeri junta döneminde 30 bin kişiden haber alınamamış. Bunların akıbetinin ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani askeri junta bu insanları ortadan kaldırmış. Belirli bir kısmından sadece haber alınabilmiş ama çok 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 düşük bir rakam. O günden bu yana hala insanlar protesto ediyorlar. Askeri juntaya lanet okuyorlar ve halen haklarını arıyorlar bu insanlar. Presidio Müzesi'ne geldim şimdi dostlar. Burası bir eski hapishane. Burası müzenin girişi. Her gün ziyaret etme şansınız var. Sabah 10'dan akşam 8'e kadar açık. Ücreti 14.000 peso. Girişi burası. Buradan içeriden tura başlıyorsunuz. Çıkışı da burası. İnsanlar niye içeriden çıkıyor bilmiyorum ama müze de burada bitiyormuş. Eski bir hapishane söylediğim gibi. Burası da hapishanenin bahçesi. Arka taraf Arjantin Deniz Donanması'na ait bir üs. Şu an aslında Arjantin Deniz Donanması'na ait bir üssün içerisindeyiz. Karşıda da hastane var. Burası müze, göstermek istedim sizlere. 14.000 peso, yani 14-15 dolar civarı bir şey yapıyor. Buranın bayağı bir ünü var. Ushuaia'da meşhur. Ben ziyaret etmeyeceğim. Sadece sizlere göstermek istedim. Ola ki bu videoyu izleyenler, Ushuaia hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler varsa buraya da gelip ziyaret edebilirler. Ben bütçemi farklı bir şeye ayırdım. Bu hapishanenin özelliği şu: düşünce suçluları ve şiddet suçluları bu hapishanede yatmış. 1920 ile 47 arasında açıkmış bu hapishane. 47 yılında kapanmış yanlış hatırlamıyorsam. Burada yatan mahkumlar tren yolu inşa etmişler. Parque Nacional Tierra del Fuego, yani Ateş Toprakları Ulusal Parkı'nın içerisine tren yolu inşa etmişler. Siz bugün o tren yolunu kullanabiliyorsunuz. Ateş Toprakları Ulusal Parkı'na giderseniz eğer trene binip Ulusal Park'ın içerisinde gezinti yapabiliyorsunuz. Bir tane pastaneye geldim şimdi. Atıştırmalık bir şeyler alıyorum kendime. Birazdan tura katılacağım. Tur öncesi karnımızı doyuralım. Tatlı bir yer burası. Bayağı ufak ama güzel. Taze ürünler satıyorlar. Bir de içecek aldık mı bunun yanına, tamamdır. Şöyle kapıyı kapatalım da açılmasın. Gayet güzel. Neymiş buranın adı göstereyim. Gelmek isteyen olursa. Doy. Doy mu? Doy gibi dol mu? Öyle bir şey ya. Şu dükkan işte. Şöyle etrafındaki dükkanları da göstereyim de. Karu Kinka'nın karşısında. Dükkan bu.
Şu an Ushuaia Limanı'nın önünden geçiyoruz. Sürekli Patagonya, Patagonya, Patagonya diyorum. Patagonya'nın tam olarak neresi olduğunu da söylemek istiyorum sizlere dostlar. Patagonya, Arjantin ve Şili'nin güneyinde bulunan bir bölge. Rivayet odur ki Ferdinand Magellan daha sonrasından kendi adının verileceği boğazı geçerken bir grup yerli görüyor, böyle yüzleri boyalı yerli görüyor. Daha sonrasında bu yerlileri şeye benzetiyor, İspanyolların hikayelerinde yer alan bir canavara benzetiyor. O canavarın ismi de Patagon'muş. Yani hikaye bu şekilde. Oradan yola çıkarak bu bölgeye Patagonya ismini veriyor. Daha sonrasında o geçtiği boğaza Magellan Boğazı demişler. O da Şili-Arjantin arasında bulunan bir boğaz. Ve bu bölgenin adı da Patagonya olarak kalmış. Çok büyük bir alanı kapsıyor bu arada Patagonya. Yani haritadan baktığınızda devasa bir alan. Ama bu devasa alanda yaklaşık 2,5 milyon insan yaşıyormuş. Hem Şili hem de Arjantin kısmında. Şu an bu geldiğim yerde Beagle kanalı turlarının satıldığı yer. Beagle kanalı turlarında da penguenleri görüyorsunuz, deniz aslanlarını görüyorsunuz. Ondan sonra dünyanın sonundaki deniz fenerini görüyorsunuz. Jules Verne'in kitabında o deniz feneri var ya, onu görmeye gideceğiz dostlar. Birazcık beklemem gerekiyor yalnız burada. Ben şu firmadan aldım turu, Rumbosur'dan aldım. Birazdan gidip check-in işlemlerini yapmam gerekiyor. Daha sonrasında da teknenin kalkış saatini bekleyeceğim. Ondan sonra da turumuz başlayacak. Burada da meşhur Ushuaia Fin del Mundo tabelası var. Yani dünyanın sonu Ushuaia tabelası. Bu teknelerle katılacağız geziye. Turla ilgili bilgi vereceğim ama tura başladığımız zaman vereceğim. Şu karşıdaki cruise gemisini görüyor musunuz dostlar? O cruise gemileri Antarktika'ya gidiyormuş. Ben merak ettim. Bu videonun bir kısmında Antarktika turları ile ilgili bir bilgi vermiştim ya, 10.000 dolar, 15 bin dolar diye. Acaba bu fiyatlar gerçek mi diye gittim bir tur firmasıyla konuştum. Oradaki abla çok tatlı bir ablaydı bu arada ama kameraya görüntülenmek istemedi. Yani video kaydında bulunmak istemedi. Bana aktardı bilgiyi, ben de sizlere aktarmak istiyorum. Explore Antarctica diyor. Bakın bana kartını da verdi. Şöyle kendisinin kartını da, bilgilerini de göstereyim. İrtibat kurabilirsiniz bu arada kendisiyle. Lorena abla. Ablamız dedi ki 4000 dolara Antarktika'ya giden turlar var. Cruise gemileriyle gidiyorlar. 11 gün sürüyormuş. Yani en ucuz opsiyon bu. 11 gün sürüyormuş. İşte sabah kahvaltısı, öğle yemeği, atıştırmalıklar ve akşam yemeği dahil. 24 saat çay, kahve ve su servisi dahil. Bunun dışında bu Zodiac botlarla sizi bazı yerlere böyle götürüp gösteriyorlarmış, bazı adalara, onlar dahil. Bunun dışında ne dahil? Antarktika'ya 5 gün boyunca ayak basıyorsunuz. Yani cruise gemileri sizleri götürüyor, tamam mı? 11 gün boyunca sürüyor bu tur. Cruise gemileriyle Antarktika'ya gidiyorsunuz. Belirli noktalarına çıkış yapabiliyormuşsunuz. Tabii ki kaptanın inisiyatifiyle, kaptan hava durumuna bakıyor. Nereyi gezebilirsiniz, nereyi gezemezsiniz bakıyor. Onun inisiyatifiyle karaya ayak basıyormuşsunuz. Yani buzulu ayak basıyormuşsunuz daha doğrusu. 5 gün boyunca günde 2'şer kere Antarktika'ya ayak basıp tur rehberi eşliğinde gezmenizi sağlıyorlarmış. O tur rehberi kısmını tam olarak detaylandırmadı. Ama tabii ki o birkaç kişinin rehberliğinde belirli yerleri ziyaret ediyorsunuzdur diye düşünüyorum Antarktika'da. 5 gün boyunca ayak basmanız gayet güzel bir şey. Farklı noktalarını sizlere gösterip anlatıyorlarmış. Tur bundan ibaretmiş. Yani olabildiğince en basit tur bu dedi. Bu 10 bin 15 bin dolar muhabbetini de sordum. Öyle turlar da var dedi. İşte 20 gün 30 gün sürüyor. Ondan sonra içerdiği avantajlar daha farklı. Sana sunduğu yiyecekler, sana sunduğu aktiviteler daha farklı oluyormuş. O yüzden yani bu fiyatlar da doğru. Ama içerdiği şeyler daha fazla. Hola amigo. Shalom. Selam. Shalom Ibaraku. No entiendo. Hebreo. Disculpa. Disculpa. No. No hebreo. No. ¿Qué país? Turquía. Ah, Turquía. Sí. Okay. Gracias. No. Gracias. Okay. Arkada şey yapıyor da anlamadım tam. Yani 10-15 bin doları gözden çıkarıyorsanız çok daha iyi bir tura sahip oluyorsunuz ve daha uzun bir tura sahip oluyorsunuz. Belki gördüğünüz yerler farklı oluyor, yediğiniz yemek farklı oluyor. Anlayacağınız daha kapsamlı. Ama cebinizde 4000 dolar varsa cruise gemileriyle katılabiliyormuşsunuz. Onu da öğrenmiş oldum. Şöyle tekrardan ablamızın kartını göstermek istiyorum. Numarası da yazıyor, mail adresi de var. İletişim kurup daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
şu turu göstermek istiyorum sizlere. Penguenlerin bulunduğu adaya ayak basabilen tek turmuş bu. Pira tur. Onun da fiyatını sordum. 100 dolara penguenlerin bulunduğu adaya ayak basabiliyorsunuz. O ada artı buradaki deniz feneri ve diğer adaların turunu toplamda 130 dolara satıyorlar. Gracias. Ahora me falta este. ¿Te falta este? Después, después, no problem. Muchas gracias. Burası turizm ofisi bu arada. Şöyle göstereyim de hazır içeriye gelmişken buradan bilgi alabilirsiniz. Pasaporta vurmak istemedim. Bazı ülkeler problem yaratabiliyormuş diye duydum o yüzden. Arkadaşım Melisa'nın hediye ettiği kitaba mühürleri vurdum. Ushuaia, Antarktika. Burada ne yazıyor? Burada da Ushuaia yazıyor. 3 tane mühür vurdum. İzmir'de yağsız boyoz var ya, İzmirliler bilirler. Ona benzeyen bir şey buldum burada. Fena değil tadı yani. Hakikaten yağsız boyozu anımsattı bana. Ki boyozun, yağsızın da hiç sevmem yani. Boyoz dediğim vıcık vıcık yağlı olur. Yanına yumurtayı haşlarsın, çayı koyarsın. Mis. Ama sevdim yani. Bilmiyorum. Yanına bir de içecek aldım. Şimdi tur 5 saat kadar sürecekmiş. Ben biraz önce gittim, boarding pass'ımı aldım o kulübeden. Gidip check-in işlemini yapacağım. Tekneye geçeceğim. Ondan önce bir şeyler atıştırıyorum. Bir de Brezilya'da çok yediğim peynirli ekmek aldım. Şöyle bir topçuk ekmek bu. İçerisinde peynir var. Ya bu soğuk olduğu için akışkan değil, güzel değil pek ama bunun sıcağı efsane oldu. Brezilya'da çok yiyordum. Deli dehşet bir sıra var. Şimdi buradan girişimizi yapacağız. Ama sıra bayağı uzun. Hola, buenas. Puerta 1. Gracias. Birinci kapıdan gemimize, teknemize gidiyoruz. Şu benim tekne. Çonek yazıyor ya. Adı yazıyor çünkü şeyde, bilette. Şöyle bir boarding pass verdiler. Adı yazıyor. Bir de turun ismi yazıyor. Ve tabii senin bilgilerin de yazıyor doğal olarak. Umarım bir gün Antarktika'ya giden o gemiye ya da tekneye, artık ne gidiyorsa hiç fark etmez bana, ona binmek nasip olur. Yok mu ya şöyle bir sponsor, Antarktika'ya gidecek bileti çözelim. Vallahi mükemmel olur ha, var ya. Bir sponsor çıksa da dese, ulan gönderiyorum seni Antarktika'ya. Ne sevinirim var ya, acayip sevinirim. Tura başlamadan turun içerdiği şeyleri de söyleyeyim. Ben Rumbosur isminde bir tur şirketinden aldım. Orada bir sürü tur firması var. Yani araştırıp dilediğinizden alabilirsiniz. Benimkisi bu Rumbosur. 47 bin pesoya anlaştık. O da 50 dolar civarı bir şey yapıyor. İşte 32 bin pesoya da var, 35 bine de var, 40 bine de var. Ama ortalama 40 bin peso, 42 bin peso gibi fiyatlar. Neler dahil buna? İşte deniz aslanlarının olduğu, daha sonrasında penguen gillerden olan bir kuş ailesinin olduğu bir adaya gidecekmişiz. O adaları görecekmişiz. Tabii tekneden inmiyoruz. Daha sonrasında dünyanın sonundaki o fener, onu görecekmişiz. Burada sanırım bir bilet kontrolü var. Hola, buenas. Gracias. Dünyanın sonundaki deniz fenerini göreceğiz. Benim amacım onu görmek yani. O yüzden buraya geldim aslında. Bu tura katılıyorum. Bir de bunun yanında penguenleri görmeye gideceğiz ama dediğim gibi o tur hariç, söylediğim o tur hariç hiçbir tur penguenlerin bulunduğu adaya inemiyor. İniş izni yok. O tur da pahalı yani, 100 dolar. Penguenleri uzaktan göreceğiz. Daha sonrasında da geri döneceğiz. 5 saat civarı bir şey sürecekmiş tur. İşte yiyeceğimi aldım yanıma. Kameramı aldım, telefonumu aldım. Keyifli bir tur olur diye düşünüyorum. Hola, buenas. Gracias. Görüntülerde bir problem yaşadım. Sanırım o çektiğim görüntüleri koyamayacağım. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Penguen gillerden olan bir kuş türü. Onları ziyarete geldik şimdi. İlk adamızı ziyaret etmiş olduk. Turumuz başladı. Ben fark etmedim ama video çekerken farklı bir ayarı almışım sanırım. O yüzden
Çok kötü bir görüntü almış. Belki paylaşırım o kısımları, belki paylaşmam, bilmiyorum. Şimdi tur başlar başlamaz zaten hepimiz böyle dışarı çıktık teknenin dışına. Çok kötü oldu ya. Bir iki tane güzel görüntü yakalamıştım. Dünyanın sonundaki fenerin yanındaki adacığa geldik şimdi. Burada deniz aslanları var, hemen arkasında da o penguenimsi kuşlar var. Çok sevimliler ya. Keşke adaya çıkabilsek var ya. Yani şu an çok net görebiliyorum ama kamerada çok gözükmüyordur diye düşünüyorum. Uzak çünkü. Kameraya göre uzak. Çok sevimliler ya. Baksana nasıl yürüyor. Paytak paytak. Çıkardıkları seslere baksanıza. Bayağı yaklaştı ha. Kaptana helal olsun valla. Ana, bu da yavru var burada. Nasıl bağırıyorlar. Kim lan bunlar diyorlar. Dünyanın sonundaki deniz fenerine geldik dostlar. Jules Verne'in kitabını hatırlayanlar, Dünyanın Ucundaki Fener kitabını hatırlayanlar olacaktır. Kendisi karşımızda. Dünyanın sonundaki deniz feneri. Böyle uzansam tutacakmışım gibi. Vay be. Şu an seyahat ettiğimiz bu sular Beagle Kanalı olarak geçiyor dostlar. Beagle Kanalı'nın özelliği şu: Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Şu an karşımızda da dünyanın sonundaki deniz feneri var. Bunun aynı zamanda şöyle bir özelliği var: Şili ve Arjantin sınırı. Karşı tarafta gördüğümüz kara parçası Şili sınırı, bu tarafta Arjantin toprakları. Şöyle gösterebilirim sizlere. Kaptanımız o taraftan buraya doğru böyle döndü ki farklı açılardan fotoğraf çekebilelim diye. Ben aynı zamanda size Beagle Kanalı ile ilgili bilgi de vermek istiyorum. Hazır böyle arkamızda dünyanın sonundaki fener varken. Beagle Kanalı Kaptan Fitzroy'un kullandığı gemiden geliyor adı. Yani Beagle gemisinden geliyor. O geminin de hikayesi var. Şöyle bir hikayesi var. Kaptan Fitzroy Beagle gemisiyle birlikte 5 yıl boyunca dünyanın birçok yerine seyahat ediyor ve bu seyahatinde yeni bilgiler ediniyor ve aynı zamanda bilim insanları var bu gemide. Bir tanesi de Darwin. Ve bu bilim insanları gittikleri yerlerde numuneler topluyorlar. Kaptan Fitzroy ve Darwin birinin vasıtasıyla birlikte tanışmışlar. Kaptan Fitzroy Darwin'i gemiye davet etmiş. Darwin de gemiye geliyor. Güney Amerika topraklarında, başka topraklarda, birçok yerde Fitzroy ile birlikte Beagle gemisiyle seyahat ediyor. Ve bu şekilde numuneler topluyor. Bu 5 yıl boyunca topladığı numuneler, gözlemleri vesaireler evrim teorisinin temelini oluşturduğu söyleniyor. Yani düşünce bu şekilde. Ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle bir hikayesi var aslında bu kanalın. Gemiden geliyor ismi. O gemide de özel bir konuk var. Yani Darwin. Ve Kaptan Fitzroy'un da adı birçok yere verilmiş durumda Arjantin'de. Böyle de bir bağlantı kurabilirim. Penguenlerin olduğu adaya geldik şimdi. Dünya üzerindeki en sevdiğim canlılardan bir tanesi ya. Çok sevimliler lan. Kaptan biraz daha yanaş. Ama kanatlara bak ya. O paytak paytak yürüyor. Vallahi oturduk araya. Çok sevimliler ya. Yürüyüşe bak, yürüyüşe. Şu arkadaki insanları görüyorsunuz değil mi? Belli bir yere kadar yakından görebiliyorlar penguenleri. Onlar işte o söylediğim pahalı turla gelenler. Baksana sallıyor kuyruğunu. Çok sevimliler ya. Hakikaten çok sevimliler yani. Bu tura katıldığıma değdi. Gerçekten değdi. Gidişe bak. Diego.
Bir şey düşürdüler de denize, onu aldılar. Bizim elemanlar suya giriyor, takılıyor. Kendi hallerinde yüzüyorlar, çıkıyorlar. Paytak paytak da yürüyorlar. Yatışları çok komik, baksanıza hepsi aynı pozisyonda, yüzüstü, göğsünün üstüne yatmışlar. Arada kalkıyorlar, kaşınıyorlar, paytak paytak giriyorlar, suya giriyorlar, çıkıyorlar, geri uzanıyorlar. Rüzgar demekten var ya, yüzüm mal oldu. Después a los dos meses de vida, cuando ya puedes entrar gatos por su cuenta, lamentablemente lo que pasa es que el pichón más grande va a ser el único que sobrevive. Gözükmez ama, şu karşıda da bak. Azıcık var orada da penguenler var. Luego, las crías en plumen, poco tiempo después. Neyse, bayağı yakından gördük yine ya. Yani tahmin ettiğimden daha yakın gördük. Los pingüinos pierden una vez por año todas sus plumas a la vez en un proceso que se llama una catástrofe. Emprenden un viaje de dispersión invernal. Son un grupo de pingüinos de ambiente templado. Ellos no soportan los inviernos de acá. Así que por eso que se van hasta el sur de Brasil en el invierno y en el verano. Turumuz bitti dostlar. Burada da böyle iki tane İngiliz tipi otobüs var. Şehir turu yapıyorlar. Ushuaia bayrağı bu şekilde, görmüşken göstereyim sizlere. Tam da gözükmüyor. Yanlış tarafa doğru dalgalanıyor. Aha da böyle Ushuaia bayrağı. Ha, şurada devasa olanı var. Büyük olanı var. Güzel bir turdu. Keyifli bir turdu. Yani nerede göreceğiz bir daha penguen? Dünyanın sonundaki feneri de gördük. Deniz aslanını da gördük. Penguenimsi o uçan kuşları da gördük. Keyifliydi, güzeldi yani. Ushuaia bayrağı. Yanında da Arjantin bayrağı. Şu an saat 8. Bakın hava hala aydınlık. Burada böyle bir şey var. Sabah da böyle, öğlen de böyle, akşam 8'de de böyle, gece 12'de de böyle hava. Ondan sonra ben gece böyle 4 gibi çişe kalktım. Hala aydınlıktı. Tabi bu kadar aydınlık değildi de bir tık daha böyle karanlıktı bundan, ama yine aydınlık. Resepsiyondaki çocukla konuştum. Şaşırdım şimdi, tamam mı? Hani beklemiyorum. Güney yarım kürenin daha ucunda bir yerdeyiz. Aslında düşünmem lazımdı bunu. Çocuğa dedim, Allah Allah dedim, hava niye böyle? Burada dedi çok fazla kararmıyor hava dedi. Genelde bu ayarda. Yani buranın serverında hava bu şekilde. Şu an mesela yağmur atmaya başladı. Yaz mevsimindeyiz bu arada. Yani şu an Arjantin'de yaz mevsimi yaşanıyor. Ushuaia'ya gelebileceğiniz en güzel mevsimlerden bir tanesi. Kış şartları. Uf. O kartpostalda gördük ya, şu arkadaki gördüğümüz daha bembeyaz oluyor. Çok güzel bir barmış burası. Bar ideal. Burada dükkanlar öğlen bir ara kapanıyor. Saat 3. 3 gibi falan bir kapanıyor. Bayağı bir sessiz sakin oluyor buralar. Ha bak, mahkumların grafitisini çizmişler. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da PTT kargo gibi bir şey Arjantin'de. Bazı dükkanlar akşam 8'e kadar falan kapalı oluyormuş. 8'den sonra açıyormuş. Yani ne de olsa hava kararmıyor ya burada. Ya öğlen bir siestaları oluyordur yani bunların yine anladığım kadarıyla. Ben yuvama dönüyorum şimdi. Aa, benim hostel burada.
Buradan sağlam bir müzik sesi geliyor yalnız ha. Biri kopuyor burada diyecektim. İglesia'ymış burası. Bu bunların şeyinde de adını söyle. Kiliselerinde de böyle müzikli şeyli ayinler oluyor ya. Bazen diyorum ha bir yerde parti var. Bir bakıyorum iglesia, kilise. Bak hostelin konumu çok güzel. Hostel burada. Şuradan. Burası zaten ana cadde. Burası hemen merkez. Ushuaia'nın merkezi. Şuradan iki sokak çıkıyorsun, sola dönüyorsun. İki sokak sanırım. Çıkıyorsun, sola dönüyorsun. Orada köşede bir market var. Hani markete de çok yakın. Bu videoluk benden bu kadar olsun dostlar. Daha ne anlatabilirim, ne gösterebilirim bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Kanalı birlikte büyütelim. Bildirimleri açarsanız bazı arkadaşlar diyor, aa video paylaşmışsın haberimiz olmadı diyor. Bildirimleri açarsanız o zil var ya, ben video paylaştığımda haberiniz olur dostlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Burası da benim odam.